Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri okulların müfredatına koyulmasını emrettiği Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı kitapta sık sık adı geçen Rus egemenliği altındaki Finlandiya'nın tekrar yeniden küllerinden doğması için çalışan ve bunu başaran ünlü devlet adamı. Uzun süre İsveç halkıyla yaşamış, ardından Rus himayesi altına girip milli benliklerini kaybetmiş Finlandiya halkının tekrar milli ateşlerini yakmıştır. Kendisi bir öğretmendir. Bir öğretmen olarak Finlandiya'nın çeşitli köylerini gezmiş, oradaki öğretmenleri de eğiterek tüm halkı eğitmeyi amaçlamıştır. Her köye okul ve kütüphane yaptırmıştır. Eskiden İsveç idaresinde olan ordunun ve memuriyetin halkın gözünde yükselmesi için eğitilmesini sağlamış ve şu an bulundukları saygıdeğer konuma ulaştırmıştır. Çiftçileri Hollanda, Almanya gibi ülkeleri yollamış ve kurak, verimsiz olan Finlandiya toprakları üstünde tarım yapılmasını sağlamıştır. Bozulmuş aile yapısına sahip Finlandiya halkını bilinçlendirmek için alkolü yasaklamış ve her köye pedagoglar götürerek yıpranmış aile yapısını tamir etmiştir. Her yıl yüzlerce Finlandiyalıyı farklı Avrupa ülkelerine göndererek sanat ve bilim eğitimi almalarını sağlamış, daha sonra eğitim alan gençlerin ülkelerinde Finlandiya vatandaşlarına eğitim vermeleri için çalışmıştır. Snellman, külleri dahi savrulmaya yüz tutmuş bir ulusun tekrar tek bir vücut haline kalkınmasını ve devletleşmesini sağlamıştır.